Terörle müzakere sürecinde Kandil'deki terörist başı Karayılan'ın Öcalan Nisan ayında yapılacak kongremize katılacak sözleri tartışılıyor. Karayılan, şu anda gündemimizde silah bırakma yok. Bu kongre toplandığında süreç amacına ulaşırsa Öcalan da katılacak. Orada alınacak kararları uygularız. Bunlar tasarıda belirtilmiş, demişti. Bu açıklamaya hükümet kanadından süreci yürüten isim olan Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan cevap vermiş ve zamansız, yersiz, tahrik edici açıklamalar sürece yarar sağlamaz ifadesini kullanmıştı. Şanlıurfa'da temaslarda bulunan Akdoğan konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Şimdi arkadaşlar, onun bunun ne dediğinin önemi yok. Bizim ne dediğimizin önemi var. Yani sağdan soldan her yapılan açıklamayı muhatap alarak cevap vermek de doğru değil. Burada vatandaşlarımız hükümeti takip etsinler, meşru siyaset kurumunun ne dediklerine baksınlar. Zaman zaman günü yakalayamayan, kavrayamayan, zamanın ruhunu anlayamayan bir takım açıklamalar yapılabiliyor. Yani geçmişe takılıp kalmanın bir anlamı yok. Her sabah düne uyananlar bugünü yakalayamazlar, zamanı da yaşayamazlar. Onun için dün dünde kaldı, artık önümüze bakmamız gerekiyor. Umutları yeşertmemiz gerekiyor. Yani on binlerce insan hayatını kaybetti. Bunlar bizim insanlarımız. Bu yüzden artık çözüm odaklı olarak geleceğe odaklanmamız gerekiyor ve nihai çözüme ulaşmak için herkesin sorumlu davranması, yapıcı katkıda bulunması gerekiyor ve sağduyuyla bu süreci devam ettirmemiz gerekiyor. Yalçın Akdoğan bunları söyledi ancak terör örgütü PKK'ya yakın Fırat Haber Ajansı'nda oldukça dikkat çekici bir haber yayınlandı. Haberde PKK ile hükümet arasında Öcalan'ın özgürlüğü konusunda mütabakat yapıldığı, hükümetin bunun için toplumu hazırlama görevi olduğu iddia edildi. Haber şöyle. 2013 yılının ilk ayında ilanı yapılan çözüm süreci Öcalan'ın özgürlüğünü öngörüyordu. Varılan mutabakatta bu vardı. Bu stratejik öneme sahip noktada bir değişiklik de olmadı. Hatta Türk toplumunun Öcalan'ın özgürlüğü konusunda uygun hale getirilmesi görevi Türk hükümetinindi. Hükümetin çözüm sürecindeki ev ödevlerinden bir tanesi de Türk toplumunu Öcalan'ın özgürlüğünü hazırlamaktı. Sanki hiç bunlar olmamış ve konuşulmamış gibi davranmak gerçekten de anakronik bir haldir, geçmişte yaşamaktır,